29 Haziran 5 Temmuz yay burçları neler bekliyor diyorsanız selam yaylar. Evet yorucu, stresli, gergin yani hiçbir iş bizi tutturamıyor. Hayatımızdaki aldığımız her şey elimizde ziyan oluyor. Bugün bunu yapıyorum olmuyor. Yani işte bile benim hak ettiğim, evet hak ettiğiniz noktadasınız ama parasal noktada hak etmediğinizle ilgili rahatsızlıklarınız var. Evet bu hafta bunlarla ilgili güzel gelişmeler, güzel olumluluklar olacak. Hiç korkmayın çünkü siz gerçekten inançtan yarattığınız ve kalbinizdeki Rabbimle olan bağınız o kadar kuvvetli ki ben bu hafta size sürpriz madalyalar, ödüller, güzel gelecek teklifler ve yenilikler size çok huzur verecek. O yüzden korktuğunuz gibi değil, artıda dönüş sağlayacağınız ve sizi dönüştürecek bir enerji var. Bu enerji işinizle ilgili olacak ve gerçekten olmasını istediğiniz noktanın sevincini yaşayacaksınız diyorum değerli yay burçları. Kahveyi yapmadınız mı değerli yaylar? Ben kahvemi kız kardeşim yaptı. Öğlen ezanı şimdi hepsini yapıyorum. Kahvemi içerken yaylara da yudumlayarak yorum yapıyorum. Astrolojik yorumunuzu. Evet belki yeni bir iş değiştirmek ve bulunduğunuz ortamın taşınma gibi durumu olabilir. Biraz kafanız dağınık olduğu için evraklarınıza dikkat etmenizi istiyorum. Yani mesela yaşadığınız yerin iş kapınız, evinizle mesafesi biraz uzayabilir. Biraz buna canınız sıkılabilir ama şirket size araba verecek ya da bulunduğunuz nokta size araç verecek. Endişe etmenizi istemiyorum. Kendi işiniz ve sanat işiyle uğraşan ve özellikle yaratıcı sanat, sahne, müzik, dans yetenekleri olan bazı yaylarda iyi bir imza anlaşması ve uzun soluklu projeler ya da uzun soluklu yenilikler olacak. Özellikle de şehir değiştirmeyi düşünen ve sanatla uğraşan ya da resim bile olabilir, müzik öğretmeni bile olabilirsiniz. Sanatsal yetenekler olan yaylarda hem orada hem geçeceğiniz noktayla alakalı ev kapınız olacak. İki ev hakimiyetiniz söz konusu olacak. Evli olanlarda biraz tartışmalı, sözlü tartışma, kırgınlık haftası olabilir. Gereksizce birbirinize kaprisler yapabilirsiniz. Bence birilerine adım atsın, bu kapris uzayacak, sonra saçma sapan diyaloglar ve aileler girecek araya. Aileler girince de biraz daha şiddetleşecek olaylar. Bence kaprisi bırakın, yumuşamaya başlayın diyorum. Sizde de özellikle uzun süredir mutfağınızın rafını, dolabını, her şeyini kırıp yeni bir mutfak, Amerikan mutfağı tarzı bir yapmak istiyorsunuz. Evet bununla ilgili kafanızda düşünceleriniz vardı. Fiyat bilgilerini aldınız ve yapma kararındasınız. O sırada da evi boyayıp düzeninizi oturtmak istiyorsunuz değerli yaylar. Evet bu da doğru bir karar ve şimdiden hayırlı olsun. Uzun süredir bekar olan ve ilişkisiz olan yaylara şöyle yazmış. Evet aşk sizin kapınız o kadar güzel çalıyor ki ve kalıcı insanınız. Ve geçmişten gelmesini ve içinizdeki öfkenizi toparlamak istediğiniz biri var ve bu kişiyle de yüz yüze olacaksınız ve bu sizi içinizdeki öfkenizi, kırgınlığınızı tamir edecek. İster devam edin, ister ayrılın diyorum. Son zamanlarda ayak bilekleriniz, ayak mantarınız hani oluşan nasır gibi problemleriniz olabilir ayakta. Bunları ihmal etmeyin. Sizin de bir deniz ya da doğa yürüyüşü enerjisine ihtiyacınız var. Bu doğa yürüyüşü ve enerjisi size çok iyi gelecek. Şimdiden bu dengeyi sağlamanızı istiyorum değerli yay burçlarım. Yükselen ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın değerli yaylar. Sevgide kalın, mutlulukta kalın.